Sarsılmazlar ekibi yeni bir av gününe başlıyor. Sarsılmazlar ekibi olarak 2018-2019 keklik avlarına tekrar sizlerle beraberiz. Keklik avlayacağız. Keklik avı için epey uzunca bir yol kat ettik. Yanımda Sezer kardeşim, İbrahim abim, Mustafa abim ve yine Mustafa arkadaşım var. Abi hoş geldiniz siz de. Hoş bulduk, teşekkür ediyoruz. Birlikte biraz keklik kovalayacağız. İnşallah kısmetse. Hava bugün çok güzel. Ufak bir esinti var. Her şey lehimize. İnşallah güzel olacak. Güzel olacak. Tabii şöyle bazı konulardan bahsetmek istiyorum önce. Keklik avının ikinci haftasındayız. İlk hafta ekibim değişikti. Ümit hocam vardı. O zaten keklik avlarında sürekli benimle beraber oluyor. Ercan abimiz vardı. Tabii onlar işleri nedeniyle döndüler. Yine Ömer arkadaşımız vardı. Onlarla beraber kadraja birkaç görüntü yakaladık. Onları da bu programın başında izleyicilere sunacağız. Keklik avı malum üzere çok kolay bir av değil. Önce iyi bir efor istiyor İbrahim abi. Sonra önünüzde iyi bir köpek istiyor. İkisi birden olmadığı zaman bu keklik avı insanı eziyete dönüşüyor. Maalesef. Bunları tabii ben yaşıyorum bu sene. Biz de işlerimizin nedeniyle ilk açılış haftasına katılamadık ama ikinci haftaya katıldık. Biraz daha zorlayacak bizi dağlar ve keklik. Evet, aynen. Daha iyi olacak diye düşünüyorum. Tabii insanın önünde iyi bir köpek olmadığı zaman iyi de bir kondisyonunuz yoksa keklik avı hakikaten insanı üzen evet. Bir av. Bıldırcın avında bizim bir köpeğimiz sakatlandı. Tabii buraya acemi köpeklerle geldik. Onların tabii biraz şeyini yaşıyoruz. Tabii sizin şimdi bir usta köpeğiniz var. Nasipse onunla avlanacağız bugün. İnşallah. Ben ona çok güveniyorum zaten. Sizin de gelmeniz aslında biraz benim hayatımı kurtardı diyebilirim yani keklik avında. Evet, köpeğimiz... Çünkü acemi köpeklerle abi hakikaten keklik avı çok zor. Çabuk idrak edemiyorlar. İdrak ettikleri anda yani şöyle bir usta köpeğin size keklik avında katkısı %60.
erkekliği bulduktan sonra, ki yani hem çekim hem acemi köpek beni harbiden çok üzdü bu sezon. Tabi her şey nasip, kısmet. Bakalım birlikte güzel şeyler çekeceğimize inanıyorum. Sezer arkadaşım bana bu sene kamera çekilmelerinde yardım ediyor. Ona ayrıca çok teşekkür ediyorum. Mustafa abimiz var yine yanımızda. O da köpek yetiştiriyor aynı zamanda. Yetiştirmeye çalışıyor. Eğitimli olan köpekleri var. Biz tabi bu yıl iki tüfekle izleyicilerin karşısına çıkıyoruz bu programlarda. Firmamızın ürettiği Vertu yer otomatik av tüfeği ve Platinum Superpose ile. Platinum Superpose'yi Mustafa abi kullandı. Harika bir tüfek. Ben genelde Superpose kullanıyorum ama bu sene Platinum'u kullandım. Çok randuman aldım. Çok hafif, çok estetik. Avcı için çok rahat bir tüfek. Yani keyifle avlanılacak bir tüfek. Hiçbir sorun yaşamadan avlanılacak bir tüfek. Yani güzel. Yanımızdaki avcılar sıkı keklik avcılar. Özellikle Mustafa ve İbrahim abim. Yüz bakalım onlara yetişmeye çalışacağız. Bugün Mustafa sen ne bekliyorsun arkadaşım bu keklik avında? Yani geçen sene de bu bölgeye yakın bölgelerde beraber avlanmıştık. Aynı. Yani keklik popülasyonu çok iyi değil bu sene diye duyum aldık. Ben de onu gördüm. Yavlayarak. Ama ayağımızın yürüdüğünce bir şeyler bulacağız inşallah. Bu sene, zaten Beta'ya da çok güveniyorum. Buraya geldiğimizden beri acemi köpeklerin peşinde koşuyoruz. Ben harbiden yoruldum ilk hafta. Çünkü bilmiyorlar, beceremiyorlar. Bakalım bugün ben inanıyorum ki Beta bu bize istediğimiz enstantaneleri sürükleyecek. Zaten geçen sene de burada beraberdik. Ha, çekim içinde pek birlikte olamadık ama siz de güzel avlar yaptınız. Köpekle inşallah güzel şeyler çekip izleyicilere aktarırız diye düşünüyorum. Bir yemek bakalım. Çekmiştik geçen sene. Evet, çok güzeldi. Çok güzel bir yemekti. Çok güzel hatta bir ortamdı. Hatta VTR'e geçeriz o yemekten. Evet, o yemekten de bir VTR'e geçeriz inşallah. Bu sene mantar bulamadık sadece. En kötü şey mantarı bulamadık. Mantar için yağmur. Yağmur yağdı. İnşallah bu sene de öyle bir yemek yaparız yine. Öyle bir çekim yaparız. Tabii bu sene herkes uyduramadı. Yani İsmail Cengiz abimiz yok. Aramızda değerli dostlarımız, abilerimiz yok. Özellikle İsmail Cengiz kardeşim babasının rahatsızlığından dolayı katılamadı. Yani hep birlikte avlanamasak bile o avdan tabii, sonraki yani ortam çok güzel. Bir grupluk var selam olarak. Selam buradan selam acil amca. Şifalar diliyoruz. Aynen. Öpüyoruz ellerinden geçmiş olsun. Öpüyoruz. YAF ve VPS fişeklerini kullanıyoruz. Biz İbrahim abi tüfeklerimizle beraber. Ben o fişeklerden size de vereceğim bugün. Programın sonunda siz de artık bakalım görüşlerinizi sunarsınız onlarla alakalı. Ben memnun kalacağınızı düşünüyorum. Çünkü biz ilk hafta kullandık. Gayet başarılıydı. Mustafa abi zaten çok sürekli o fişekleri kullandı. Bakalım çok lafı uzatmayalım. Avcı av izlemek ister. Evet, fermuar izlemek dağlar ister. Dağlar bizi bekliyor. Fişeklerin kalitesini çok sert durarak çekimlerde göreceğiz. Neyse lafı uzatmayalım. Biz avımıza başlayalım. Bakalım kameraya neler yansıtabileceğiz. Rastgele. 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 Thank you.
Mustafa, beta yüzümüzü kara çıkarmadı. Tavşana zaten. Aynen, çok güzel oldu. Çok güzel bir çekim oldu. Beta'nın ferması vardı. Konuşmuştuk zaten Ersin abi. Demiştik hatta bir ferma çekelim. Tavşan vuruşu fermada. Aynen. Aslında sen azat etmek istedin. Aynen. Ama bu sene hiç tavşan ferması yoktu. O yüzden bir dahakini kesinlikle azat ediyoruz. Aynen, yerde görürsem vurdurmam, söyleyeyim. Tamam. Kesinlikle azat ediyoruz bir dahakini. Hadi Evo burada. Evet, sarsılmaz Vertu. İlk atışım. Kan bulaştı Vertu'ya. Silelim. Güzel bir şey sürüsüydü. Birer tane vurduk şey sürüsünden. Dağların en yüksek kısımlarına çıkmış. Çitler. Güzel bir fermaydı. Üç köpek de fermadaydı. Güzel iki atış. Güzel iki tane kuş vurduk sürüden. Devamının gelmesi dileğiyle. Diğer kuş da İbrahim. Tebrik ederim Mustafa. Ben de tebrik ederim abi. Güzel bir sürü için. Köpekler çok
rüzgar altından girdik. Kokusunu bayağı uzaktan aldı. Güzel ferma. İki tane de güzel ateş. Güzel bir tane. Rastgele.